Mansur Yavaş bir kere yarışa önde başladı. AK Parti aday belirlemekte biraz zorlandı. Uzunca süre çalıştı. Çok isim konuşuldu. Hatta İstanbul Büyükşehir adayı Murat Kurum bile Ankara için konuşulan isimler arasındaydı. Turgut Altınok ise 18 Ocak'ta adaylığı açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok. Ankara'da Altınok değil, Altınok diyoruz. Mansur Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızdır ve adayımızdır. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığını tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi aylar öncesinden açıklamış. CHP'nin yeni yönetimi de bu karara uydu ve uzun süredir Mansur Yavaş sahada. İkisi de MHP kökenli siyasetçi, ülkücü kökenli siyasetçiler. Ancak uzun yıllardır eski siyasi hareketlerinden kopmuş vaziyetteler. Mansur Yavaş'ın 1999'da MHP'den Beypazarı Belediye Başkanı seçildiğini görüyoruz ve bu görevi iki dönem sürdürdü. O dönemdeki belediye başkanlığındaki performansı onu 2009'da MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. Ancak kendisi gibi ülkücü kökenli olan MHP adayı Melih Gökçek karşısında seçimi kaybetti. 2014 elindeyinde ise ve Yavaş partisinden ayrılıp CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı oldu. Melih Gökçek'le oldukça çekişmeli geçen yarışı %1'lik oy farkıyla kaybetti. 2019'a gelindiğinde ise bu sefer CHP adayı olarak AKP adayı Mehmet Özhasik ile yarıştı. O dönem Millet İttifakı desteğiyle belediye başkanı seçildi. Ankara'nın seçmen yapısına baktığımız zaman genel olarak milliyetçi muhafazakar duyarlılığın ağır olduğunu görüyoruz. Mansur Yavaş işte CHP oylarını alıyor. CHP oylarının yanına sağ milliyetçi bir tabandan da ciddi oy alıyor. Bunun önünü kesmek için onlar da o milliyetçi tabana hitap edeceğini düşündükleri bir aday ileri sürdüler. Hem ülkücü hem milliyetçi hem de bir başarı hikayemiz var tabii. Dünyada örneği olmayan bir belediyecilik, Türkiye'de örneği olmayan bir belediyecilik hikayemiz ve yazdığımız bir destan var yani. Dolayısıyla Ankara'da istedi tabii bizim aday olmamızı. Lekesi yoktur. Bir tane paralı pullu soruşturması yoktur. Turgut Altınok da genç yaşlarda ilk ocaklarında siyasete başladığını görüyoruz. O da Milliyetçi Çalışma Partisi'nde Keçören ilçe başkanlığı, il başkanlığı yapıyor. Daha sonra MHP'nin açılmasıyla MHP'de genel sekreter yardımcılığı görevini üstlendi. Turgut Altınok ilçesinde çok güçlü bir isim. Neredeyse Keçiören'le özdeşleşmiş bir isim. İlki MHP, sonrasında Fazilet olmak üzere ve daha sonra AK Parti'den olmak üzere 4 dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. 2019 yerel seçimlerine baktığımız zaman %60 gibi bir desteği var. Hafifsenecek bir aday değil Mansur Yavaş açısından. İki ismin geçmiş belediyecilik deneyimleri çok farklı. Mansur Yavaş daha ılımlı, daha kapsayıcı, dayanışmacı bir belediye anlayışı sürdürürken öbürü daha radikal, daha sert, daha böyle milliyetçi kabuğa hapsolmuş, kendisini daraltmış ve toplumun bir takım hassasiyetlerini de gözden kaçıran bir belediyecilik sürdürüyordu. Bizde ne yasak var ne baskı var. Tam aksi Keçiören'de gece 2'ye 3'e kadar aileler parkta oturur, gençlerimiz sokakta oturur, parkta oturur. Sokakta insanlar gezer, yaşayan bir kent Keçiören. Herkesin yaşam tarzına, hayat tarzına da saygımız var. Başka bir şey zaten olabilemez yani. Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Kılıçdaroğlu'yla başlayan dönemde kendi dışındaki siyasi partilerle iyi ilişkiler kurmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce kendisine hiç oy vermeyen farklı siyasi partilerin, örneğin İyi Parti gibi, Saadet gibi, AKP gibi, Yeniden Refah gibi partilerin seçmenine de sıcak gelmeye başladı. Yani CHP'ye oy vermek onlar için böyle çok kötü bir şey olmaktan çıktı. Hatta sempatik bir hale geldi. Sayın Özgür Özel de benzer çizgiyi Türkiye İttifakı mantığıyla devam ettirdiği için bütün siyasi partilere oy verenlere kucak açmış oldu CHP. Hizmetler adına, eserler adına Ankara'da 5 yılda yaptığı hiçbir şey yok yani.
doğru düz köprü yapmadı, metro yapmadı, bir metrekare. Birçok sözü vardı Ankara'ya, sözünü yerine getirmedi. Biz verdiğimiz her sözün gereğini yapacağız. Ankara şunu görecek, diyecek ki 5 yılımız heba olmuş. 6.10 Ankara 5 yılda çok büyük eserler ve hizmetlere kavuşacak. Bir önceki belediye başkanı dönemi bir hızlı dönemse biz öyle bir hız istemiyoruz. Yani o hızlı dönemde ne oldu? Ankara bir gökdelenler şehri oldu. Gökdelen şehri olunca Ankara'nın trafiği tıkandı. Ankara'nın sokaklarında seller olmaya başladı. Ankaralı yeşil alan yoksunluğundan nefes alamaz hale geldi ve kent çirkinleşti. Hızla bir gökdelen şehri olmaya değil, daha sakin, planlı bir şekilde büyümeye ihtiyacı var. Bu bir yavaşlıksa biz bu yavaşlığa razıyız. Zaten görünüyor ki Ankara halkı da razı. 2024 yılında Ankara Büyükşehir Belediye bütçesi 99-100 milyar. Büyükşehir Belediyesi'nin bütün yardımlara verdiği kaynak 3.7, %4. %96'lık bir bütçe kalıyor. Biz de o bütçeyle çok iş yaparız. Çok. 3,5 milyar borcu vardı, 20 milyar borcu var. Bunların hepsi resmi rakamlar. Dolayısıyla bir özel sektörün başına getirseydiniz, Sayın Yavaş'ı özel sektördeki firmayı, şirketi batırmıştı. Belediye bir ticari şirket değil. Yani otobüs fiyatını düşük tutarsanız belediyenin geliri düşüyor, doğru yani. Ama belediyenin gelirinin düşmesi demek, Ankara'nın otobüsü ya da metroyu ucuza kullanması demek. Dolayısıyla da evet, kısmi bir bütçede düşmeler meydana geldi. Mega proje adı altında israfı kıstığı için halka eskisinden daha iyi bir hizmet sunuldu. Daha uygun fiyatlarla sunuldu. Sayın Altınok rakamlarla oynayarak, TL rakamları üzerinden giderek borcun arttığını söylemeye çalışıyor. Ama gerçekçi olan, toplamda dolar bazında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ciddi miktarda azaldı. Turgut Altınok'un son dönemde görünürlüğünü artıran en önemli şey ise mal varlığı tartışması oldu. Belediye başkan adaylarının mal varlığını açıklaması çağrısı Mansur Yavaş'tan gelmişti. CHP'li belediye başkan adayları açıkladı ve bu kamuoyu baskısı da dikkate alındığında AK Partili adaylar da açıkladı ve Turgut Altınok da bir süre sonra mal varlığını açıkladı. Oldukça yüklü mal varlığıyla bir anda hem sosyal medyada hem de kamuoyunda gündem oldu. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı? Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım, %1'iyle takas yapalım. Bir yalan, iftira ve çamur kampanyasıyla karşı karşıyayız. Şunu söylüyorum, belediye başkanlığı döneminde mal varlığı azalmış bir belediye başkanı var. Bizim bütün anneden babadan kalan bütün o Bağla'daki tarlalar Sayın Yavaş'ın Londra'daki aldığı daire kadar yapmaz. Ne hükümet ne AKP Ankara'ya dönüp bir strateji falan bile zorlamıyor gördüğümüz kadarıyla. Onlar da Ankara'da yenilgiyi kabul ettiler. Ankara'da teşkilatlarımız çalışıyor, Cumhur İttifakı çalışıyor, Cumhurbaşkanımızla sık sık bir araya geliyoruz. Ankara seçimlerini gölgede kalacak diye bir şey yok. Ankara, Türkiye'nin bir tane başkenti var, o da Ankara'dır. Ankara gölgede kalamaz. Cumhuriyetimizin, devletimizin başkenti Ankara. Büyükşehir'le ilgili zaten en ufak bir kaygımız yok. Sokakta da, anketlerde de, her yerde Sayın Mansur Yavaş'ın bir 5 yıl daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı gözüküyor. Bizim daha önce 3 ilçemiz vardı. Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ. Bu 3 ilçenin yanına 25 ilçenin neredeyse 20'sinde bir yarış var. Ve bunlardan bizdeki verilere göre 15'inde biz öndeyiz. Sağduyu galip gelecek. Vatandaş düşünecek ki 5 yılda bir yavaşla Ankara gitmez. Altınok'a Ankara'yı emanet edeceğine inanıyorum. 31 Mart gecesi ne olur? Elbette seçimlerden sürpriz sonuçlar çıkabilir ama Ankara için yapılan yorumlarda daha az sürprizlere açık bir seçim yaşanacağı algısı güçlü. O nedenle Turgut Altınok'un işi kolay görünmüyor.